Merhaba sevgili satran severler. Yeni pratik dersimize hoş geldiniz. Sonunda bir ünvanlıyla oynuyoruz artık Leeches'te. Evet, çok ilginç bir varyant oynayacağım size burada. At E2, karakana. E5. Short oynuyor bunu. Güzel maçları var short'un. Bu açılışta. Evet, E5 piyonunu veriyoruz. Merkezde bir parçalamaya izin veriyoruz. Ama bizim de kanatlarda bir üstünlüğümüz oluyor. Rakibin gelişiminde sıkıntı oluyor. Şimdi E5 piyonunu almak zorunda. Yoksa koyacağım E5 piyonunu almazsa. Evet, fil B5 tehditlerimizden bir tanesiydi. Şimdi F4 sürüyoruz ki E5 de süremesin. Biz gelişimimizi tamamlayacağız. E5 sürmesini istemiyoruz. F4 E5'i engellemiş oluyor. Şimdi bizim artık F5'te parçalama durumumuz var merkezi. Yani E5 sürdürmediğimiz için merkezi parçalayabiliyoruz. Fil çifti rahat bir konum bizim için. Şimdi nasıl devam etmeliyiz? Fili D4'e koymak istiyorum. Buna fil C5 oynayacak. O yüzden biz vezir C2 veya vezir D3 oynamamız lazım. A piyonunu da tutmak istiyorum. Vezir C2 H7'ye de bakıyor. Fil D4 tehditlerden bir tanesi. Yani fikirlerden bir tanesi. Fil D4, fil F6, fil H7 mesela. G6 oynayarak kurtulabilir bundan. Evet, yani çok üstün bir konum. A4 B5 sürmek isteyeceğim birazdan. Fil F6, fil H7 fikrim var söylediğim gibi. Çok ilginç bir varyant vardı. Analizde göstereceğim size. Bunu oynamak istiyorum. Flash yedi. Hoşuma gitti bu hamle. Ne olacak bilmiyorum. Yani benim gördüğüm, bilmiyorum derken benim gördüğüm ciddi bir hatam var. Denemek istedim sadece. Şimdi kale G8 tek hamle. G6'yı, G7'yi tutamıyor başka türlü. At açmaz da, fil açmaz da. Kale G8 oynamak zorunda. Ya da G7'yi verebilir. Kale G8'e vezir E2. Bunu görmüştüm ben. Vezir H5 istiyorum şimdi. Şah G6 oynarsa kale BF1. Çok ciddi bir atağım var. Taşları açmaz da. Vezir G4 isteyeceğim şah G6 kale BF1'den sonra. Savunmak zor. Yani taşları koordine olamıyor. Taşları savunmaya gelemiyor. Savunma yapamıyor. Şah H6 oynadı.
biz gelişimize devam edelim kalemimizde. Belki kale B3 oynayabilirdik aslında burada. Neden kale B3 oynamadım bilmiyorum. Kale B1 yerine kale B3 daha iyi. Ben hep şah G6'ya odaklanmışım. Şah H6 şaşırttı beni. Evet, kale B3 daha çabuk bitirecekti muhtemelen. Şimdi buna G5 oynayabilir. Ona da vezir H4, vezir H7 mat oluyor. Yani şah H7, vezir H5 mat. G5 oynamak zorunda. Vezir H4, şah G6, vezir H7 mat. Yani fil H7 çok kuvvetli bir saldırı başlatıyordu. Evet, güzel bir maç oldu. Bakalım hemen. Çok ilginç bir variant, atı ikili variant. Burada ilginç hamleler var. Mesela B4, D4, D4'e B4. A5, fil B2. Bu piyonu verip merkeze alıyor beyazlar. Çok ilginç gelişimleri var. Genelde ya at T5 aldıkları zaman böyle devam edebiliyor. Fil B5, at D7. Beyazların bir baskısı var. Yani A6 B5 hiçbir zaman oynamıyor. Burada açmaz var. At D2, at F3, fil F4. Yani şöyle gelişebiliyoruz. Rok'tan sonra kale E1 geleceğiz. E5 sürdürmüyoruz. Temel fikrimiz bu. Burada bir piyon çokluğumuz var. İlerleyemediği için merkezdeki kuvvetinin önemi kalmıyor. Ama fil B1 aldı. Fil B1'de bu sefer sıkıntı şu. Fil B5 tehdidim ciddi bir tehdit. Bu sefer de artık F4, F5 fikirleriyle geliyorum. At C6, F5 almak zorunda. Yoksa E6 piyonunda ciddi baskı olacak. Fil çiftiyle kaldık. Evet, burada mesela burada G6. G6'ya fil D4 çok güzel hamle. Alırsa vezir F5. F6'yı istiyorum. Vezir F7 mat istiyorum. Ama asıl tehditim, diyelim ki vezir D7 geldiğini düşünelim. Şah. Gelince şah. Gelince kale F6. Veya burada vezir G5'teyken aslında kale F6. Direkt vezir G4'ü de kesiyorum. Bunu görmüştüm ben. G6 oynayamıyor demiştim. Vezir C'ye dönerdi. Fil D4. At E4'e. Şimdi fil H7 çok kuvvetli atak başlatıyor. G7 istekte. Kale G8 tek hamle. Vezir E2, vezir H5 mat istiyorum. Burada bu yeterli olması lazım. Yani kale F1 yerine kale B3. Kale H3 mat istiyorum şimdi vezir H5. Nasıl engelleyecek? Yani G6 sürse diyelim. Kale H3. Şah G5. Fil E3. Mat. Yani vezir F4 kapatacak. G5 sürerse de aynı şekilde. Böyle mat oluyor. Kale H3'ü engelleyemiyor. Burada at G5 oynasak kale H3'ü engellemek için. At G5'i E7'ye alıyorum basitçe. Kale çarpı E7. Fil E3 de var. Kale çarpı E7 de var. Taşı geri almış oluyorum. Piyon öndeyim. Kale B'yi çok çabuk bitiriyordu. Biz kale B1 oynadık. Yine böyle bir mat oldu. Güzel bir mat oldu. Güzel bir maç oldu. Bir sonraki pratik dersimizde görüşmek üzere.